Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Şu an İstanbul Gebze'deyiz. Yanımızda 89 modellik bir Gayış var. Bir otonom araç var, serçe. Tam 15 bin lira harcanarak böyle bir canavara dönüştürüldü. Dilerseniz hikayesi nedir, ne değildir bir yakından bakalım. Şu an Teknofest'in otonom araç yarışmasındayız. Yanımızda Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Berat var. Nasıl oldu abi, süreç nasıl ilerledi? Sky Elmas takımı olarak 3 yıldır Teknofest'e katılmaktayız. İlk roketle başladı bu serüvenimiz. Sonra İHA ile devam etti. Şu anda da otonom araçlarla ilgili bir çalışmamızı yürütüyoruz. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olduğumuz yarışmada robotaksi adına hitaben o yarışmaya hitap etmesi amacıyla taksi yapalım dedik. Hurdalık'ta gezerken böyle köşede bir serçe gördük, lacivert. Trafikte zaten abi böylesini çok görmeye alışık değiliz. Ben nerede görsem bir egzoz açık. Evet. Bir şeyler yapılmış böyle. Aynalar gerçi bunun da değişik ama. Evet evet. Orijinal bu, değil. Ne gibi bir değişiklik herhalde yaptık? Değişenden çok değişmeyeni konuşalım. Yani bir kaportasının değişmedi. Onun dışında her şey söküldü aracın üzerinde. Şu içten yanmalı bir araçtı. Motoru, şanzımanı, diferansiyeli her şeyini attık üzerinden. Bütün ağırlıklarından kurtulduk. Ağırlık araba dedi ki, sağlam mı peki? Kesinlikle. Fazlasıyla sağlam. Kaldı. Bir deneyebiliriz. Deniyorum. Deneyelim. Araç hafifle kurtulunca hani dedi ki, ya dedi ben kendim de giderim artık dedi. Hani ben dedi otonom olabilirim dedi hafifleyince. Biz de dedik ki gel o zaman seni süsleyelim birazcık. Güzel olmuş ama ben bayağı elektrikli beğendim. Yapalım seni. Elektrikli motorlarımızı bağladık, sensörlerimizi bağladık. Ön motorumuz sağa sola dönüşümüzü motorlu hale getirdik falan. Ondan sonra direksiyonumuzu elektrikli hale getirdik. Çünkü bunun direksiyonu çevirmek büyük hamallıktı. Bende eskiden vardı böyle bir araç. Evet evet zaten. İki kişi çeviriyordu. Hidrolik olmayınca o işkence. Yanımda bir arkadaş olmadan sağa dönemiyordum. Yani mutlaka öyle arkadaşım bulunuyordu yanımda. Ondan sonra bunun hani bağlantısını kesince çok rahatlıkla hafifledi. Şöyle çevirince 3-4 tur atıyor kendisi. Yazılımcı arkadaşlarımıza dedik ki arkadaşlar hadi dedik yarışmaya hazır mükemmel bir aracımız var. Bu mükemmel arabayı dedik otonom yazılımımızı da süsleyip bu yarışmadan dereceyi alıp gelelim dedik. Hadi bakalım hayırlısı. Peki bu imzaların anlamı ne? Selçuk Bayraktar, Mustafa Varank bunlar hani bu sektöre çok fazlasıyla katkı vermiş ve bu sektör için çok fazla uğraşan insanlar. Onlar gelip bizi tebrik edip bu imzaları attıktan sonra biz emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık yarışmada. O zaman abi isterseniz bir geç. Bir sürelim bunu. Nasıl gidiyor? Sen sür. Olur. Olur sürelim. Geçelim. Hemen elektriği kapalı. Şu anda elektriği bir açalım. Burada bir stopumuz var. Bu stopu saat yönünde çevirince elektriğimiz aktif oluyor. Daha sonra hani acil bir durum oldu. Araca müdahale etmemiz gerekti. Bunu hemen kapatıyoruz. Kapandığı anda aracın üzerindeki elektriği kesiyor komple. Hemen yine açtık. Aracı şu an kullanabiliyoruz. Rahatlıkla binip kullanabiliriz. Hadi abi bir sürelim. Hadi bakalım. Ben şuraya çöküyorum abi. Şöyle. Şey getirelim mi? Yok. Ben şuraya çöktüm mü? Şöyle oturduk. Eyvallah. Abi burada bir değişiklik yapılmış. Böyle evet, bir çark sistemi falan var. Az önce bahsettiğim yok olarak. Yok artık. Elimle bile dönüyor. Bayağı yumuşak. Kesinlikle yani bayağı yumuşatmamız gerekti. Çünkü buraya oturan insan bunun hamallığıyla uğraşmasın dedik. Abi ufacık şey bir parmak darbesiyle. Bak serçe parmak harikata bak. Ya, kendi ağrıyla oynuyor. Bugün dönüyor. BMW'de bulamayacağım bir tek araç. Elim basmak işine diye. Evet. Burada bir elektronik kartımız var. Kendimize ait bir kart. Şöyle göstereyim ben bunu. Burada da var aynısı. Bu kart sayesinde aracın elektrik donanımlarını sergiliyoruz. Türkiye'de elektronik kart üretilmiyor diyorlar. De ürettik. Evet. Araç ilk torkunu yendikten sonra sesini de gidiyor. Tabii normalde bu araç otonom ama yazılım ekibi tekrar sınavına gitmiş arkadaşlar. Evet evet öyle yani bir o yüzden yazılımda kullanamıyoruz. Şu an elektrikli olarak gidiyoruz. Zaten sesi falan çıkmıyor yoksa egzoz patlatırdı bu araba. Abi o zaman bir park edelim hemen istersen. Hemen buraya şöyle park edelim aracımızı. Frenimizi yapalım. İşte. Güzel abi. Abi az önce ben bu arabayı kaldırdım ya. Motor yok. Motor şanzıman yok. Değişmiş. Yok. Şanzıman direkt yok. Evet. Bunun kaputun altında ne var? Direkt açabiliyoruz değil mi? Tabii açalım. Açıyoruz. Ben karşıya geçeyim anlatayım hatta bu kısmı size. Gel abi. Bakın burada bir direksiyon kutumuz var. Aracın orijinalinden kalma. Ona bir elektrikli motor bağlı. Elektrikli motorda burada ölçümü yapılıyor. Yani kaç derece açıyla döndü, kaç derece şey yaptı. Bu otonom sürüşte çok önemli. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Virajın açıları değişken bir durum. O açıyı kameradan algılayıp ona göre döndürmemiz gerekiyor. O yüzden bu bizim çok önemliydi. Burada da frenimiz var. Az önce bizi birazcık sert durduran frenimiz. Bayağı güçlü bir motor. Çünkü gerçekten evet, hani buradaki yarışma ortamında o ani freni çok fazla yapmamız gerekiyor. Ağır bir araba. Kaç kilo ortalama? 550 kilogram 550 dediler ama hani bu tahmini bir ölçü. Arka tarafı aslında çok ağır. Sadece iki tane motorumuz 50 kilo geliyor arkada. Aa aküler falan da arkada evet, tabii. Evet aküler falan da öyle arkada. Oradan yapıyor. Bir de istiyorsan arka tarafa bakalım abi. Olur. Kapatıyorum geçelim arka şöyle tarafa.
Abi peki arkada ne vardı şimdi bizim? Açalım arka kısmımızı. Anahtar zaten üstünde evet. Şu an. Arkasında 5 tane seri bağlanmış akümüz var. Bunlar tamam. 60 volt yapıyor toplamda. Bu aracın ileri mekanizmasını sağlayan hub motorlara verilen gücümüz. Bir de 12 voltluk tek büyük bir akümüz var. Elektronik sistemi yönetiyor ve sensörleri, kameraları yöneten bir sistem. Güvenlik amacıyla sigortalarımız var. Emergency stop dediğimiz. Zaten bagaj bayağı bir boş sadece. Evet. Birkaç akü var. 6 tane akü var aslında. 2 tane de büyük motor sürücülerimiz var motorları sürebilmek için. Bu kadar. Bu ne zaman böyle yüzlü kilometreleri çıkar? Var mı öyle bir hayalimiz? Şu anda 2 kahvallık 2 tane motor bulunmakta. Bunları 10 kahvallık çift motora yükselteceğiz. Bu sayede hani 5 kat daha yüksek bir güç alacağız araçtan. Bu sayede 100-120 belki 140'ları görebilecek bir araç ortaya çıkacak. Şu anda maksimumumuzu bir 50 kilometreyi bulduğunu tahmin ediyoruz. Kapatıyorum o zaman. Burada başka bir şey kalmadı. Umarım başarılı olursunuz. Böyle harbiden çok fazla emek var abi burada. Tamam gel bir biz de imzamızı da atalım. Bir anımızı tutalım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gebze'ye geldik arkadaşlar. 89 model otonom serçemizi inceledik. Kara Emas takımına da destek vermek istiyorsanız Instagram adresini ve YouTube adresini aşağıya bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz aşağı duran beğen butonuna tıklayabilir. Aklınıza takılan soru ve öneriler varsa yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir Web Teknik Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.